Sayın Genel Başkanım, 7 Haziran seçimlerinde oy verin gitsinler demiştiniz. Evet. Şimdi daha farklı bir yol izliyorsunuz, daha çok evet. projelerinize ağırlık veriyorsunuz. Evet. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Vaatleriniz var. Evet. Ve biz 7 Haziran'da şunu hissettik: evet. CHP gelecek, iktidara geldiği takdirde bir koalisyon da olsa bu evet. ilk işi Evet hesaplaşmak olacak. Yani evet. ülkeye hizmeti bırakacak. Evet. ülkeyi bir kenara bırakacak, evet. Ak Parti ile hesaplaşacak. Evet. Ee, şimdi diyelim ki 1 kasımdan sonra iktidara geldiniz tek başınıza veya koalisyonla. Ee, bir hesaplaşma söz konusu hala gündeminizde mi? Ona eskiden devri sabık derlerdi. Evet. Yani işi gücü bırakıyorsunuz, intikam duygusuyla evet. bir devri sabık diyen evet. ifade ettiniz. Hayır kesinlikle değil. Şimdi bakın siz hem hukuktan söz edeceksiniz. Hukukun üstünlüğünden söz edeceksiniz. Birisi haksızlığa uğradığı zaman itiraz edeceksiniz. İktidara gelince aynı haksızlığı siz yapacaksınız. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Tam aksine varsa bir yerde bir hata, e, mahkemeler var, savcısı var gider bakarlar ederler. Aynı zamanda biz mahkemeleri etkileme, savcı etkileme gibi bir görev de kesinlikle üstlenmeyeceğiz. Bu da hukuka aykırıdır. Ama çok özür dilerim Sayın Genel Başkanım. Ee, AK Parti hukuk çökmüş diyor. E, MHP hukuk çökmüş diyor Evet CHP hukuk çökmüş diyor evet. HDP hukuk çökmüş diyor yani evet. e, bütün partileri birleştiği tek konu bu evet. hukuk çökmüş tamam Peki hukuk çöktüyse siz mahkemeler yoluyla hesap soracağız e, diyorsunuz evet. Evet. hukuk çerçevesi içinde evet. olmayan hukukun hangi çerçevesinde soracaksınız bunu size göre. Birinci soru Şimdi muhalefet partileri hukuk çökmüştür diyebilir çünkü onlar ülkeyi yönetmiyorlar ve gerçeği görüyorlar. Ama 13 yıldır bu ülkeyi yönetenler hukuku ne hale getirdiklerini şimdi itiraf ediyorlar. Hukuk çökmüştür diye. İyi de bu hale siz getirdiniz. Anayasada referandumda defalarca söyledim. Bakın yargı bağımsızlığı çok önemlidir yanlış yapıyorsunuz diye. Hayır biz doğru yapıyoruz dediler. Ve bu hale getirdiler. Yazık günah gerçekten yazık günah. Hukuku düzeltmemiz lazım. Peki düzeltirken şöyle algılanmayacak mı? CHP de kendi hukukunu oluşturuyor. Hayır, bakın. Çünkü AK Parti şöyle dedi. Evet. Paralel hukuku ele geçirdi. Evet. Türkiye'nin nasıl e, ele geçirdi? Sistemini ele geçirdi. Nasıl ele geçirdi? Ben düzeltiyorum. Ha. diyor şu anda. Nasıl nasıl ele geçirdi? Atamalar yapıldı değil mi? Evet. E, o atamaları kim yaptı. Ben mi yaptım? Onlar yaptılar atamaları. Onlar bozdular. Ülkenin çivisi çıktı. Ben söyledim, uyardım. Yargıtaya atamalar yapıldı, uyardım. Yanlış yapıyorsunuz. Bakın ülke eğer hukukun üstünlüğü olmazsa felaket olur. Makul şüpheye göre iş adamı tutuklanır mı? Makul şüpheye göre insanlar hapse atılır mı? Makul şüpheye göre dosyaya gizli kararı konur mu? Böyle bir hukuk olur mu? Biz bunlara itiraz ediyoruz. İtiraz ettiğimiz için de az önce dediğiniz gibi... Evet. ...ya bu CHP her şeye itiraz ediyor. Ama vatandaşın başına gelince... Ya CHP doğruyu söylemiş diyorlar. Evet doğruyu söyledik. Şimdi biz itiraz hakkımızı kullanmasak, itiraz etmesek bugün rahatlıkla konuşamazdık. Siz de bize sorardınız. Madem şimdi itiraz ediyorsunuz, o zaman neden evet dediniz? Biz o zaman da hayır dedik. Şimdi de hayır diyoruz.